Tekrardan merhaba. Bu programın her serisinde aynı kıyafeti giyeceğiz. Öncelikle. Evet, böyle bir karar aldık. Evet, yine bir soru cevap. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölümüyle baş başayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Emin Hoca çekmişti soruları. Hatırlamayanlar için tekrar hatırlatayım. Instagram'da soruları topladık. Sonra bu kaskın içine attık. Buradan çekip çekip rastgele kime ne denk gelirse cevaplıyoruz. Güzel sorular da var içerisinde. Herkesi ilgilendirecek, ilgilendirmeyecek de var. Bana ne lan bu sorulardan diyecek de var. Ama ilk sorumuzla başlayalım. Hadi ya, canlı bir şey çıksın. Oo, ilk yarışmanızda podyuma çıkarken neler hissettiniz? Derece elde edebildiniz mi Alevi Kartal? Yarışmamız Ankara'ydı değil mi? Senin Ankara. Ankara'ydı evet. Benim değil. Derece elde etmiş miydik? İkinci olmuştum. Etmiştik zaten 3-4 şey yarışmış. Böyle bir şey yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Gelselerdi yarışırdı. Valla ne hissetmiştik zaten o kadar tecrübesiz, o kadar ne yapacağını bilmeden çıkıyorsun ki oraya. Ama onun heyecanı çok başka bir keresinde. Yani podyum bile denilemez çıktığımız yere. Bir de o dönem çevremizde hiç yarışma tecrübesi olan biri yok. Bize anlatacak kimse biri yok. Evet. Öyle kanallar yok. Emin Hoca ilk yarışmasında 6 ay önce ben yarışmışım. Tecrübemiz o yani. O kadar 6 ay. Ben de daha hiçbir şey bilmiyorum yani. Poz yok. Ya tam biz neye göre poz veriyorduk ya? Söylüyorlardı, veriyorduk işte. Neye göre poz veriyorduk? Mesela poz yok, duruş yok, ne bileyim işte şuranı sıkacaksın, bacağını şöyle göstereceksin, hiçbir şey yok. Ya biz çıkıyoruz, salonda birisi poz veriyor gibi veriyorduk. Ama tabii ki de onun heyecanı, yarışıyorsun, boyanıyorsun falan yine de. Bize demişler salondaki abiler siz çok iyisiniz gidin. Evet evet, o biz de çok iyiyiz diye gittik tabii. Güzeldi ama ya. İkinci olmuştum. Müthiş evet. Tecrübeler yani. Evet. Aynı yarışta ben de ikinci olmuştum Ankara'da. Ondan sonraki senede birinci olmuştuk her ikimiz de. Evet, bir de Overall'da yarışmıştık. Bir de Overall'da beraber yarışmıştık. İkimiz de Overall'da bir olamamıştık. O yarışların şeyleri, bir fotoğraf varsa aslında buraya ekleyebiliriz o yarışlarda. Bence eklemeyelim. Ekleyelim. Herkes görsün bu işin nereden. Evet, yani, evet. Millet zannediyor ki. Şey yok ya zaten. Öyle değil, illa ki canım. Son, yani bu yarış olalı 2008'de. 8 sene olmuş. Düşünün yani son 3 senede ne biçim değiştik? 8 senede neler oldu yani? Yoktan güzel mı? Güzeldi ya, çok güzel. Ben 79 kiloydum öyle söyleyeyim. Yani. O yarışlardan sonra her şey başladı zaten. Zehiri aldık. Ondan sonra da kopamadık. 79 da iyiymiş lan. Vallahi 79 iyiymiş bunu. İdeal ya bir erkek için senin boyunda. Öyle mi? Ben... Ah! Güzel. Bu da tam sana geliyor böyle sorular. Abi ben Burak Özer. 87,5 kiloyum. Güzel bir diyet programı yollar mısın? Güzel bir. Güzel bir diyet programı istiyorum. Önceki, geçen videoda konuşmuştuk. Burak. Güzellik, yakışıklılık, hep göreceli kavramlar Burak. Şimdi ben kilona bakarak sadece buradan benden bir diyet planı istemişsin. Kilonu söylemişsin. Hani neye göre bir beslenme planı istiyorsun onu da bilmiyorum. Kilo mu alacaksın, kilo mu vereceksin. Biz vereceğim diye düşünelim. Şöyle bir güzel bir şey mi Coşkun muydu? Neydi onun diyetinden vereyim mi ben sana Burak? Sabah kalkıyorsun kardeşim, 3 çilek ama 4 değil. Sapını mapını ayıklamadan blender'a atıyorsun. Sapıyla. Aynen. Evet. Organik. Blender'a ıspanak ekliyorsun biraz. Bir kibrit kutusu da peynir. Onları blender'dan geçiriyorsun, bir güzel içiyorsun. Öğlen öğünü bir şey kabak. Atladın ama çim suyunu falan atladın işte. Onlar akşama kadar gelir. Evet, yani tamam. Öğlen bir kabak. Sonra onu da yanına bir tane de havuç atıyorsun. Onu da blender'dan geçir. Bir yeme yok bu diyette yani. İlk 3 gün. Akşam da abicim bir kase yoğurt yiyorsun. Akşam 7'den sonra kesinlikle bir şey yemiyorsun. Bak 7'den sonra ölüyorum de yok yani. Ölüyorum de sonra yok. Yersen olmaz işte. Bu evet. Diyet burada çalışmaya başlıyor. Akşam o yoğurdu yerken sabahki 3 çileğin hayalini kurarak yola devam. Bir hafta sonra 77,5 kilosun. Garanti ediyorum. Güzel miydi bence? Evet. Çilek bence güzel miydi? Evet. Ama zaten biz şunu bu soruyu seçmemizdeki sebep böyle bu işler siparişle olmaz. Maalesef. Yani ben bir insanı buraya gelip kıyafetliyken bile ona ezbere bir diyet yazmam, onu görmeden, belli ölçümler yapmadan
fotoğraflarını görmeden yapmam çok. Bence çok rahatlıkla sinirli. Ben niyet ettim ama. Oraya fail yap bunu buraya. Şey, alışkanlıklar. Sen onun için niyet etme. Kankim eskiden Hande Ateş gibi frikikleri gündüzmüştüm. Sen çok işe girme ya. Eskiden vardı hatırlar mısın? Evet. Dergiler falan böyle bakardı. Bakardık. Siz hatırlamazsınız oğlum. Bizim zamanımızda internet yoktu. Şam'dan vardı. İşte bulvar mıydı o neydi? Bulvara girme ya. Bulvar ne yaptın nereli? Sen iyice işin rengini değiştirdin. Onlar vardı. Şimdi gerçi Ankara'da güzel bir şey var. Var. Ankara'da mesela Esat'a gidin. Yerler böyle full karttır. Şimdi bir tane olsaydı gösterseydik. Ne kartı ya? Bu şeyler var işte gece kulüpte, pavyon. Evet evet. Orada çalışanların kart vizitleri zaten var, resimli falan. Oraya git, araba mesela park et oralara, direkt sileceğe koyuyorlar. Aynen. Biz bu şey dönemlerden geldiğim için oturuş oradan geliyor. Evet. Belki. Artı tam galerici oturuşu var. Tok satıcı galerici. Aynen bu evet. İşler diyet işleri siparişli olmuyor ama niyeyse bizim takipçilerin hepsi oğlum hiç şurada Eylül dönere gidip de abi bana bir döner versene bedavaya diyor musunuz ya? Niye bizden her şeyi bedava istiyorsunuz ya? Money talk. Money talk kardeşim. Bas parayı bak uzaktan sadece bana kilo doğru bile söyleme. Bana sadece mesaj at, bana bir diyet yaz diye ben onu da yazarım yanlış mı? İBAN numarasını atıyoruz da. Aynen. Geliyor. Şey fotoğrafa bile gerek yok. Yani seni görmesem bile olur. Kilonu söyleme lan. Ben yazarım paranın sana. Üzerindeki dokudan alırım. Parmak izinden. Of acayip bir soru geldi. Yapma ya, merak ettim. Takim buraya bir artı 18 ibaresi. Şiddet, cinsellik, benim hiç öyle madde kullanım. Yanlış kişiye geldi soru ya. Mastürbasyon yapmak, gelişime engelli mi? Engel mi? Levent Spile. Oğlum Levent zaten, Spile adlı bir arkadaş bunu sormuş. Levent zaten tam kullanıcı adında pornocu ismi gibi. Hayırlı baklı adama sorduğunuz soruya bak. Umarım değil mi de diyordu bir tane şey. He? Yani umarım değildir Levent. yani böyle şeylerin bence değildir ben ya. Ben bunu kestirip atayım, yani doğru cevabı verip yollayayım. Hiçbir şekilde alakası yok. Yani devam Levent. Devam Levent. Levent devam. Yani yine de sen tabii antrenmana konsantre olmak açısından antrenman önceleri falan antrenman arasında yapmazsan iyi olur ama. Pre-workout olarak da bence Levent. Post. Post mu olsun? Böyle bir rahatlarsın diye. gece yatmadan kasiyetini içiyorsun Levent. Oğlum ondan bak sonra protein atıyorsunuz dışarı böyle saçma sapan sonra abi bey mi içeyim ney mi içeyim? İçmeyin bir şey. Bırakın proteiniz içimizde kalsın. İçmeyin ya. Aynen öyle oldu lan. Bak Levent, öyle şişlikler yapmadığı için oluyor. İçeride kalıyor, böyle şişiyor. O sıran adam. Güzel oldu. Evet, sen soruyordun ama. Evet, tamam hadi bakalım. Bir daha soruyorum. Evet. Bisiklette kardiyo yaparken pedal sertliği nasıl ayarlayacağız ve hızını? Sertleşmeye engel. Oğlum hep böyle sorular. Can bizim ayar gitti Levent'ten sonra. Melihcan HSGR. Hoş gör. Evet, bisiklette pedal sertliği, hız, temposu bunları tamamen hedefinize göre yağ yakımıysa hedef düşük yoğunluklu yapmanız lazım. Yani bu da demek oluyor ki nabzınızı çok yükseltmeden çok da normal oturduğunuz gibi bir halde olmadan yani %65'lerde falan olursa nabzınız, maksimum nabzınızın bu sizin için doğru aralık o olacaktır. Pedal sertliği de burada geliyor. Kiminin kondisyonu daha yüksek olduğu için boş yani düşük pedalda o nabza ulaşamıyor. O zaman pedal sertliğini artıracaksınız. Veya pedalı yumuşak olsun istiyorsanız hızınızı arttıracaksınız. O nabzı bu iki şekilde de oraya çekebilirsiniz. Ya pedalın ağırlığını arttırarak ya da temponuzu arttırarak bunu ayarlamak size kalmış ama yağ yakınıysa hedef düşük yoğunluklu list dediğimiz kardiyo şekliyle devam etmelisiniz. Lan Levent ya, vallahi yalnız bozdu ya. İyi soruydu ama. Levent de ismini vereceğimizi tahmin edememiştir. Hiç bench press'in altında kaldınız mı? Bench press'in altında kalmadım ama squat'ta kaldım. Squat'ta benim daha çok tecrübem var. Squat'ta kaldım. Bench press'te kalmadım. Hiç kalmadım. Böyle ağırlık düşme gibi böyle enteresan şeyler başıma gelmedi. Makine kırdım oldu. Tel koptu. Ama böyle bir hasar kaydım yok şeyde. Salonda bu ara çok şeyim bu konuya. Hasar kaydım yok şeyde. Salon içerisinde. Bir tek squat'ta kaldım.
Bir 56-64'e mesaj atalım mı? Evet, Enes Çapan'ın Sarıkaydın'ı bir oradan bir sordurun bana. Sadece bir 2000 lira alıyor Sarıkaydın. Zaten oluyor yani. Instagram'ımıza bakarsanız hep böyle can canlı videolar, özellikle Emin Hoca'nın böyle müzikti falan. Ama fail göremezsiniz ama oluyor yani. Oldu. Ama iyi kiloda kalmıştı. Tam hatırlamıyorum ama çok iyi kiloda kalmıştı. Ben mi çekiyorum? Evet. From alıştı ya. Milli piyango idaresi. Sen de tavşan bulsaydık keşke. Evet. Eskiden vardı öyle. Sonra hayvan severler. Bir... Of, bu da çok sıkıntılı bir soru. Bence bunun hiç cevabını vermeyelim bile. Ya da onu hesaba girmeyelim. Aylık mutfak masrafı. VL, İ Kaya 56. Veli Kaya 56. 56 nerenin plakası ya? Maraş. Türklerde de bir şey var yani. Hani Amerikalı bir nickname'inin, atıyorum sen Texaslısın, Emin Çapan TX yazıyorlar mı oraya? TX yazan var mı ya? Yoktur ya. Başak Hoca'da soruyor. Vardı, değil mi? Adam bugün sordu mu 06 diye nasıl ürün? Evet evet. Olsal şey 06. Aynen, telefon numaraların sonu, memleket filan. Şekil 3. Evet. Oluyor öyle şeyler. Evet. Yarışma numaramızı bile öyle seçtik. Abi ben bu işin başında mutfak masrafını hesaplamayı bıraktım çünkü az daha sporu bırakıyorum. O kadar olacağını bilseydim. Evet, o kadar olacağını bilseydim. Girmez. Başlamayabilirdim şu an böyle bir evim, arabam, göbekli şöyle, kızlar, hani parayı onlarla harcadık. Şu Ankara, pavyon. Kız arkadaşımızla bir kahve içmeye bile gidemiyoruz, o durumdayız yani. Durum kötü. Durum kötü. Arıyor akşam. Evde, dükkan, dükkanı öyle. İşte diyetteyim aşkım. Dedi. Kız arkadaşım var mı bu arada? Ben öyle yok söyledim. Yani o yüzden yok işte. Arıyor falan, yani, benim bilmediğim bir şey mi var? Kankim arıyorlardı. Yani arıyorlardı. Baktılar artık. Yani adam ne dışarı çıkıyor, ne yemek. Bir kahveye bile götürüyor. Her yere böyle kapını götürüyor, restoranda bakıyorlar filan. Kız dedi lanet olsun dedi yani vücutta bir yere kadar dedi. İşte biz de öyle. Vücut nevesi. Emin Hoca Allah'tan bu dönemlerden önce tanışıyor. Evet. Yengemiz de o yüzden o şeyi kaçırmadı yani. Kız dedi ki zaten yapacak bir şey yok. 3 seneyi geçirdik. Artık evlendiler. İşte benim yol yakınken kaçtı herkes. O yüzden ben de dedim. Kaçmayacak, abi, kendine güvenen kişi. Para yiyecek yer yok, mutfakta yiyeyim dedim. Alta yorum bıraksın. Yani masraflı mı? Bu seviyede masraflı bir iş. Sadece mutfak masrafı değil. Saplama. Ama mutfak masrafı bence en büyük masraf. Yani ben şey diyorum yani normal insanlar dışarıda bir öğün yediği paraya sen 3 öğünü yiyorsun. Ama işte normal insan bir öğün yiyor, sen 6 öğün yiyorsun. Evet ama normal insan 2 öğün yiyor, sen 6-7 öğün yiyorsun. O 2 öğüne sen 6 öğün çıkarıyorsun. Onu da onu demek istiyorum. Ben de öğrencilerime yani, de cevabı veriyorum. Ama hani gelir seviyesi düşükse bu sporu yapmak biraz zor orada. Ya bu seviyede yapmak zor. Bu seviyede yapmak zor. Evet. Bu spor her türlü yapılır ama. Öyle de bir soru var yani bu arada. Bizdeki hata orada. Öyle bir soru yani atıyorum Porsche'ye binecek gücünüz yoksa Porsche Cup'a katılamazsınız yani. Yani Toros'la Moros'la Doğan'la Şahin'le olacak iş değil. Hani oradaki yarışçılara da acaba diyorlar mı? Tabii ya para var huzur var ama falan diye böyle bize bazen öyle şeyler geliyor. Biz de parayı ağaçtan toplamıyoruz. Hiçbir şey köpek sosyal medyada göründüğü gibi değil, değil arkadaşlar. Ama bir kez de bunu bir kez daha söyleyeyim size. Gerçekten hesaplamıyoruz mutfak masrafını. Yani oturup hesaplayacak da bir şey yok. Yapman gerekeni yapabiliyorsan zaten hedefin belli, yapman gereken belli. Bunu her ay oturup da hesaplayıp üzülüp ya da sevinmenin oh bu ay 500 lira az yedim filan diye bir anlamı yok. Ama yüksek. Tavuğun kilosu belli, etin kilosu belli, yumurta belli. Yumurta olmuş 30 lira, 25 lira. Zaten günde 20 tane yumurta yiyoruz. Oradan işte az çok hesap çıkıyor. Evet ya bak şimdi sporu mu bıraksam? Yaş da geçiyor artık. Hocam evlenmiyor musunuz diye soru yoktu bugün. Enteresan. Aynen artık. İnsanlar da bıktı. Evet. Ağır kilo az tekrar mı? Hafif kilo çok tekrar mı? Deniz Orhan mı? Orhan ya da. Ağır kilo çok tekrar. Mesela. Yani doğru değil mi ya? Ağır kilo çok tekrar. Ya bir keresinde öyle bir şey yok ya. Hafif kilo. Biz yani öyle bir mantık yok ki. Bunda tekrar diye bir şey yok aslında. Yani tekrar saymak gibi bir alışkanlığınız olmasın bir keresinde. Onu söyleyeyim size. Tükenişe gitmeniz lazım. Yani doğru kiloyu bulup tekrar saymadan tükeneceğin noktaya kadar gideceksin. Ha illa ki tekrar seni motive ediyor olabilir. Böyle kişiler de var. Yine o maksimum kiloya ulaşıp 6-8 tekrar senin için çok yeterli olacaktır. Öyle söyleyeyim. Ama buna en doğru cevap ağır kilo yapabildiğin kadar tekrar.
Belfit'i. Ama sadece bunu yazmış. Belfit'i. Neydi o numara lan? 467-24 Burak şey mıydı? Ankara'da bir ara her yerde Belfit'i yazıyor. 311-55-62 miydi? He, öyle bir şeydi ya. Bizim gençliğimizin şeyi o da. Hep merak etmişimdir neyin numarası. Evet ya, Belfit'i duvarlarda yazardı. Küçükken şey yapar mıydınız kanki? Telefonla böyle işletme falan. Oo, diye telefonuyla arayın. Telefon da olurdu. ASCII'den arıyoruz. Onu değil de. Elektrik dersinden yanıyoruz, bir üfler misiniz falan. Telefon değil de şey çok yapardık ya, zile basma işini. Ne kadar gerekli. Biz telefon yapıyorduk ya, çok heyecanlı evet. Oluyor. Belfit'i Burak Anabol... Yok pardon. Anabal mı ne öyle bir şey? Evet. Belfit'i... Danabol. Yalada bir Belfit'i ameliyatı geçirmiş şahıs oturuyor. Evet. 18 yaşında, evet, civarında. Evet. İşte Levent senin sorudan dolayı Belfit'i. O genç yaşlarda. Ben bir an Levent sonlara aydım. Yani o varken bana bok yemek düşer açıkçası. Belfit'i deyince herhalde Belfit'i sıkıntısı vardır diye düşünüyorum ben bu soruyu. Belfit'i atlatmak istiyorsanız spor yapmanız şart. Yani belinizi sizin anlayacağınız şekilde, kor bölgenizi, kalçanızı, o merkez noktayı kuvvetlendirmediğiniz sürece hayatınızın belli dönemlerinde bel fıtığı ve bel ağrısı sizi sürekli şey yapacak, rahatsız edecek. Bunun bir çözümü yok. Ameliyat kesinlikle ben çözüm olduğunu düşünmüyorum. Tek bir çözümü var. Omurgayı daha rahatlatmak adına omurganın çevresindeki kasları daha böyle kuvvetli hale getirmek. Tek çözüm bu arkadaşlar. Çok şükür. Yani ben çok sıkıntılı bir bel fıtığı geçirdim. Ameliyat da oldum. Ameliyattan sonra daha kötü oldum ama şu an çok şükür gayet iyi. Maşallah hocam. Maşallah. Devam çekiyoruz. Yine ben çekiyorum ben. Ver, ver. Ben, sen çekmiştin. Ben çekmiştim. Bel fıtığı. Sen çekiyorsun. Evet, kafalar işte. Definasyon döneminde kaç oyun yapılmalıdır? Emre Özkaya. Kaçıncı sorumuz bu? Bu 9. sorumuz. Okey. Definasyon ve bulk döneminde oyun sayısını ayırmıyoruz arkadaşlar. Her zaman yani bizler 6 oyunla besleniyoruz. Daha erken saatlerde kalkıp daha geç yatanlar varsa 7 öğüne de çıkabilirler. Bu tamamen kişinin kendi planlamasıyla alakalı. Ne kadar sık öğün o kadar iyi. Tabii ki belli bir ara vermeniz gerekiyor. O sindirim süresini tanımanız gerekiyor kendinize. Ne kadar sık öğün yerseniz vücudunuz o kadar anabolik kalacaktır. O pencere o kadar açık olacaktır. Protein senteziniz artacaktır. Çünkü bir kere de oturup 500 gram tavuk yemekle İki öğüne bölmek aynı şey değildir. Bunu bölmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü her bireyin sentezleyebileceği bir protein miktarı var. Bunun gerisi vücudun geri kalan işlevleri için kullanılıyor. Kas ihtiyacı olanlar kas için kullanılıyor. O yüzden 2-3 saatte bir öğün yapmak en mantıklı seçim olur. Definasyonda da bulk'ta da. Çekiyorum son soru. Bunu cevaplamıştık. Benzer bir soru. Balkta kardiyo diye. Böyle bir soruya cevap verdim. Bir iki tane yazmışız ya. Hazır söylemiyorsun ya. Güzel bir soru geldi. Hocam, diyetten ve sabah kardiyolarından sıkılmıyor musunuz? Yine 56 plakalı arkadaş. Oğlum 56 nerede? Bayağı takipçimiz var orada ya. Maraş, Maraş. Maraş mı? Maraş. Oo. Kahraman Maraş'a selam. Ölümlü Maraş. En sevdiğim şeyin memleketi. Maraş'a selam. Bir arkadaş yollamıştı Maraş'tan dondurma. Allah razı olsun. Çok da severiz. Orada böyle şoklamalar, moklamalar, sistemler gelişmiş. Buraya gelene kadar erimiyor da. Evet kardeşim, Maraşlı kardeşimize. Diyetten ve kardiyolardan sıkılmıyorsunuz. Artık... Siirt işte. Siirt mi? Allah seni kahretmesin ya. Bütün o şey. Zaman jet var mı? Benim en sevdiğim şey. Siirt bütün arkadaşlarımla jet var mı? Neyse canım, sevgilim. Maraşlılara selam olsun. Abi sıkılma kısmını geçtik diye düşünüyorum. Çünkü ben diyet yapmadığım zaman sıkılıyorum. Vallahi diyorum. Daha zor. Aynen. Çünkü benim için zor. Bir şey yemek, bir şey yiyecek, bir şey bulmak benim için zor abi.
Çünkü iki öğün bir şey yiyebiliyorum. Onun dışında illa ki gidiyorum bir yulaf, bir patates, bir pilav, tavuk işine giriyorum abi, yani. Yiyince? Alternatif çok yok. Altı öğün boyunca çeşit çeşit kebap yemen bence sıkıcı olur. Nasıl altı öğün boyunca tavuk yemek sıkıcı oluyorsa... Mutfak masrafı da evet, artar. Daha da artar. Dolayısıyla kardiyoya da gelince... Kardiyoya alıştıktan sonra bırakmak çok zor ya, vallahi diyorum. Ben kendimi iyi hissettiriyor, ondan dolayı bak döneminde de süresini düşürüp kardiyoyu hala yapıyorum yani. Ve yağ oranını da belli oranda tutmuş olmasından dolayı o da bayağı hoşuma gidiyor. Deli gibi yağlanmıyoruz. Vallahi yalan yok, dönem dönem benim sıkıldığım oluyor kardiyoda böyle zorlandığım falan ama şöyle bir şey var, bizim için bu bir iş artık. Dönerse ben onu demek istiyorum. Siz hobi olarak yapılıyorsanız sıkılma lüksünüz her zaman var. Benim sabah kalktığımda sıkılmış olsam da o kardiyoyu yapmama lüksüm yok. Önüme bir takvim, bir hedef, bir şey koyduysam gerekeni yapmak zorundayım. Elimden geleni, elimden gelenin fazlasını zaten değil. O dönemlerde biraz zor oluyor yapmak. Yani zor oluyor. Bazen zor. Ben de uyumak istiyorum bir evet. Saat falan ama mesela işinizden de sıkılırsanız işinizi değiştirmek zorundasınız. Atıyorum grafik tasarımcısındır, sıkıldım lan bilgisayarın başında oturmaktan diyorsa abi gideceksin satışçı, pazarlamacı, bir şeyci olacaksın. Aynı işi yaparak mutlu olmaya devam edemezsin. Biz bu işimizde mutlu olduğumuz için de o kadar zorlansak da sıkılsak da işimiz bu olduğu için evet yani onu aslında ya, sıkılma şeyine hiç girmiyor. Çok hani aklımıza gelmiyor açıkçası. Yoksa bir de severek yapıyorum. Yani severek yapıyorum. Bir de hani gerçekten başka bir şey yemeyi düşünmek benim için işi zorlaştırıyor. Yani bir tatile gittiğimde vesaire bile aynı şekilde besleniyorum. Çünkü dediği gibi iki saatte bir farklı bir şey bulup yiyemezsiniz. Yemek de istemiyorsunuz zaten. Şey gibi düşünüyor ya, anneler böyle her akşam neyi yapacağım yemek dertleri bitmez ya annelerin. Aynen. Aynı şey. Yani bizimki daha kolay aslında. Evet. Evet. Bir 10 soru, Emin Çapan ve Burak Eskin'le 10 soru cevabı sonuna geldik. Aynı kıyafetlerle. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın.